Hasretin zarar beni, sevdim seni yürekten. Nander kalsın ikbalım, davacıyım felekten. Ander kalsın ikbalım, davacıyım felekten, davacıyım felekten. Entaresi ak yarım, yollar çok uzak yarım. Entaresi ak yarım, yollar çok uzak yarım. Ben aklına gelende bir sigara yak yarım, bir sigara yak yarım. Ben aklına gelende bir sigara yak yarım, bir sigara yak yarım. Ben aklına gelende bir sigara yak yarım, bir sigara yak yarım. Cem Radyo Reklam. Çünkü her şeyden kıymetlisi aşk. Aşkın için aradığın her şey altın başta. Üstelik 24 aya varan taksit fırsatıyla. Anlat aşkını. Altın baş. Bölge Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrınız mı var? Kuru iğne tedavisiyle ağrıya hızlı çözüm. Maltepe Bölge Hastanesi 0216 441 2020 0216 441 2020. Pazar günü düğün alışverişi var. Bu takıları nereden alacağım? Pazar günleri açık kuyumcu yok ki. Düşündüğün şeye bak. Esenyurt Eskule AVM'deki Asımoğulları Kuyumculuk pazar günleri açık. Hem de tüm dinleyicilerimize çok özel indirimler yapılıyor. 22 ay ertel bilezik ve ziynet ürünleri hariç tüm ürünlerimizde peşin fiyatına kredi kartına 4 taksit imkanıyla yanınızda olmaya devam ediyoruz. Merkez Esenyurt. Şubelerimiz Kartal, Sarıgazi, Çekmeköy, Bağcılar. 0212 699 98 91 Asımoğulları Kuyumculuk. Sevgiden gelen ışıltı. Bakırköy Anadolu'm Türkiye Evi'nde Türkü Akşamları devam ediyor. 12 Şubat Cuma akşamı Cevdet Bağca. Al ömrünü, koy ömrünü. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Nurettin Rençber. Bir nefes ki aşk sana benzer. 23 Şubat Salı akşamı Sabahat Akkiraz. Kara gözlüm yıllar önce neredeydi? Ve her Perşembe akşamı Deniz Toprak sizlerle. Korkarım gideceksin. Rezervasyonlarınız için 0212 542 0126 0212 542 0126 Bakırköy Anadolu'm Türkiye Evi. Gümüş Kanat Restoran'da her gün canlı müzik eşliğinde lezzet ve hizmet bir arada. Pazartesi Nihal Ateş, Salı Özlem Uğurlu, Çarşamba Mustafa Açıkses, Perşembe Tekin, Cuma Yeliz Aral, Cumartesi Ünzile, Pazar Nigar İkinci sizlerle. Rezervasyonlarınız için 0212 644 4162 0212 644 4162 Gümüş Kanat Restoran. 0212 625 1818 Cem Radyo Reklam. Kardeşliğim
Cem Radyo 96.4. Birlik sofrası başlıyor. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası başladı. Hepinize iyi akşamlar. Konuklarım
Grup Levan'ın çok çalışkan, üretken iki ismi Bahar Sarıboğa ve sevgili kardeşimiz Ozan Sarıboğa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Radyolardan bizi dinlemek isteyen sevgili dinleyiciler İstanbul ve çevresinden 96.4 frekansından bize ulaşabilirsiniz. İnternet adresimiz cemradio.com sayfası. Uydu'dan, TV'den bizi dinlemek isterseniz eğer dünyanın her yerinden 12.559 MHz, 27.500 Symbol Vertical ayarından bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaramızı bugünlük vermiyoruz. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Mesaj Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı 23.53'e göndereceksiniz. Evet, bir de Facebook ve Twitter adresimiz var. Birlik Sofrası. Evet, ben hemen başlamak istiyorum. Yeni bir albüm çıkarttınız. Hayırlı olsun. İlk Nefes. Teşekkür ederim. Bahar. Bahar'ın iki A'sında işaret yok. Onu konuşacağız. 1987 yılında Kayseri doğdunuz. Önce sizden başlayalım. Pozitif RMC kapalım. yani kendimi anlatayım. Evet, evet. 1987 yılında Kayseri'de doğdum. Müzik çalışmalarıma 96 yılında başladım. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi. Ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, ardından master'ımı yine Erciyes Üniversitesi'ne tamamladım. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda hem sanatta yeterlilik alanında doktora, yani sanatta yeterlilik, flüt alanında sanatta yeterlilik yapıyorum. Ve araştırma görevlisiyim aynı zamanda. 2005 yılında ilk Grup Revan olarak ilk albümümüzü yayınladık. Daha sonra 2012 yılında Sine'den albümümüzü çıkardık ve ilk solo albüm deneyimde şimdi dinleyicilerin karşısındayım. Bu kadar kısa. Evet. Şimdi Kanayan Yıllar gerçekten güzel bir çalışma. Bunun söz müziği Mehmet Doğan Güneş. Evet. Daha önce konuğumuz olmuştu Mehmet Doğan Güneş. Nasıl olmuştu? Babanız konuğumuz olmuştu. O da yanında sazıyla, düzeltiyorum. Evet, sazıyla eşlik etmişti. Doğru hatırlıyorum. Evet, şimdi hemen Ozan'a dönüyorum. Ozan, sen kaç yılında doğdun ve Kayseri'de mi doğdun? Evet, ben de Kayseri'de doğdum. 23 Ağustos 1990. Evet. Kayseri doğumluyum. Şu anda İTÜ Müzik Teknolojileri Ses Mühendisliği bölümündeyim. Son sınıfta. Evet. İstanbul'da çalışmalarımız devam ediyor. Müzisyenlik ve aranjör. Okul daha bitmedi değil mi? Okul sadece son dönemdeyim, evet, aslında. Bana ilk konuk geldiğinde okulda daha yeni başlamıştın sanıyorum, değil mi? Galiba evet, bayağı oldu. Evet. 4 evet. Şimdi Ozan, şöyle bir şey var. Aslında sizin müzisyen olmanız tesadüf değil. Bir kalıtsal bir iş bu. Neden böyle? Çünkü babanızla geçmişte yaptığımız sohbette bir şeyi çok dikkatimi çekmişti. Babanız demişti ki annemin akrabası var, ses sanatçısı. Kim o? Zekeriya Bozdağ. Annemler kilim yaparlarmış, halı yaparlarmış. O esnada onu dinlerlermiş ve türkü söylermiş dedi. Demek ki tesadüf değil iki ismin burada olması. Öyle mi? Ne dersiniz? Tabii ki de, mutlaka yani genetik faktörler etkendir bizim müzisyen olmamızda. Şimdi başka bir şey var. Örneğin babanızın ilk müziğe başladığı dönemi hatırlıyorum derken, onun ifadesiyle hatırlıyorum. Örneğin babanızın babası babanızı müzik konusunda teşvik etmemiş. Evet. Örneğin birçok konuda ket vurmuş. Yani bunda tabii yoksulluğun da büyük etkisi var. Ama şu anda karşımda sizleri görüyorum. Babanızın teşvikleri var. Daha iyi noktaya gelmeniz noktasında. İkiniz hakikaten kendi alanında marka olacak isimlersiniz gelecek 10 yıllarda. Gerçekten ilk ezgi de muhteşemdi. İkinci ezgiyi isterseniz dinleyelim ve üzerine konuşalım. Tabii, bu arada evet, şey, ilk şarkımız aynı zamanda klip şarkımız, evet, klip şarkımız, çıkış şarkımız. Evet. Onu da belirteyim. Evet. Şimdi ikinci ezgimizi dinliyoruz. İkinci ezgimiz Bahar Gelsin. Evet, hareketli. La 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 la. Kış bitmek bilmedi. Çok bekledim, özledim, bahar gelmedi. Haber verin bahara, durmasın gelsin. Bir elimde papatya gülleri versin. Giderken güneşe bir mektup yazsın.
yanında bir gülücük alıp da gelsin. Haber verin bahara durmasın gelsin. Bir elimde papaya gülleri versin. Giderken güneşe bir mektup yazsın. Yanında bir gülücük alıp da gelsin. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuklarımız Grup Revan'ın iki çalışkan solist, bir solisti, bir de aranjörü Ozan Sarıboğa ve sevgili Bahar Sarıboğa. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Bize Facebook ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Birlik Sofrası. Evet, şimdi babanızla ilgili konuşurken şöyle bir olay da geçmişten. Örneğin babanız Ahmet Kaya'dan örnek verdi o dönemde. Ahmet Kaya bakırdan bir saz yapmış kendisine, mukavvadan. Ve bu sazla sanatını icra etmeye çalışmış. Çünkü para yok. Saz alacak, çalışacak ama babadan destek yok. Sizin tabii böyle bir olumsuz durumla karşılaşmanız mümkün değil. Çünkü babanız bu konuda size çok destek veriyor. İlk olarak siz hangi müzik aletiyle tanıştınız? Örneğin Bahar Hanım. Ben gitarla. O da tabii ki de babam müzisyendi. Çok fazla konserlere gidiyordu. Ama ben daha çok kuzenimden çok etkilendim. Kuzenim gitar çalıp şarkı söylüyordu. Ve ondan sonra yani ben evet gitar çalmalıyım dedim. Ve babam beni ondan sonra gitar kursuna gönderdi. O şekilde başladım. İlk gitarla. Evet, hatta bende de notlar var. Çocukluğunuzda kuzeninizin elinde görünce ağlamaya başlamışsınız gitarı. Ben de çalmalıyım gitar evet, diye. Evet, evet. Babamın ayakları ki... yalvardım böyle beni gitar kursuna götür baba gönder diye. Öyle evet. O şekilde. Babanız bakmış ki çıkış yok, mecburen gönderdi evet, galiba. O da çok yoğundu. Evet. Fırsat evet. bulamamış. Peki sonra. Şimdi sana dönüyorum. Ozan sen nasıl, hangi müzik aletiyle başladın müziğe? Ya, hatırlayabiliyor musun? Ya kaşık falan galiba. evde ne bulsam çalmaya çalışıyordum ben. Evet. Tabii küçüktüm o zaman. Babam ve ablam beraber prova alıyorlardı.
Evet. İşte bir etkinlik, bir konser için vesaire. Ben de o zamanlar onların yanına gidip kaşık falan çalıyordum 5 yaşındayken. Evet. Bende notlar var, onları da konuşacağız. Kaşığın yanı sıra başka yerde çalıyor musunuz? Onları da konuşacağız. Ama bir mesaj geldi Hüseyin Şan İstanbul'dan. Diyor ki Bahar Hanım iyi akşamlar, Ozan Bey merhaba diyor. Merhaba. Sizi ilk defa dinliyorum. Böylesine muhteşem ve temiz bir sesin bu kadar geç farkında olduğum için kendime ne kadar iç geçirsem azdır. Bence yolunuz açık ve çağdaş halk müziğinde gelecek her yıl biraz daha yerinizi, cümle devrik olmuş, ben düzeltmeye çalışayım. Diyor ki yolunuz açık olsun, çağdaş halk müziğinde gelecek güzel günler sizinle olacak diyor. İyi akşamlar Hüseyin Şan İstanbul. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey de kusura bakmasın düzelttiğim için. Evet. Şimdi evet, kuzeninizin elinde gitar görüyorsunuz ve hayatınızın dönüm noktası değişiyor Bahar Hanım. Evet. Sizin. Babanız sizi gitar kursuna gönderdi tabii sıkıntılarla. O gitar kursu nasıl bir kurstu? Yani böyle profesyonel bir gitar kursu muydu? Yarı amatör bir kurs muydu? Nasıl bir kurstu? Yani tabii hobi amaçlı verilen bir, yani bir konservatuar evet. eğitimi gibi değildi. Daha çok hobi. Ben pop gitar, yani ritim gitar evet. dediğimiz eğitimi aldım ilk başta. Sonrasında işte biraz daha müziğin evrensel boyutlarını öğrenip klasik gitar öğrenmeye başladım. Yani hobi amaçlı başlamıştım ilk başta tabii. Çok yani 8-9 yaşlarında. Öyle. Şimdi şöyle, babanızdan çok bahsediyoruz. Çünkü neden bahsediyoruz? Babanız müzik grubunuzun en temel taşı. Evet. 3 kişilik bir grup var. Babanız, Ozan Bey ve siz. Hani babanızın ne zorluklarla geldiğini göreceğiz ki sizin de bu yolda kat ettiğiniz mesafenin ne kadar önemli, ne kadar büyük olduğunu görelim diye. Tabii. Babanız askerde harçlığını biriktirip saz alıyor kendisine. Çocukluk aşkı saza kavuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan sazı arzuluyor ve 22 yaşında sazla buluşuyor. Ne kadar ironik, ne kadar acı bir, değil mi? Kompozisyon. Türkiye'de birçok insanın belki karşılaştığı durum bu. Ama bu sevda daha çok alevleniyor ve size kadar ulaşıyor. Yani size bu konuyu daha az yansıtmak için sizleri okutuyor ve ikiniz de hakikaten Türkiye için önemli müzisyenlersiniz. Gelecek 10 yıllarda adınız gerçekten çok çok sık sık anılmaya başlanacak. Ve bir yönünüz var ki gerçekten bunu söylemek zorundayım. Çok mütevazı bir aile üyelerisiniz. Hepiniz öylesiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Babanız tabii saz asıl işi değildi. Elektrik idaresinde çalışıyordu. Bunu hani devlette olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Reklam amacı taşımıyor. O günlerden aklına neler kaldı, neler söyleyebilirsiniz anılardan? Yani o zamanki müzikle alakalı. Evet, evet. Yani, müzikle alakalı zaten bizim aslında bir araya gelmemiz de, yani babam tabii elektrik kurumunda çalışıyor. Evet. Ama aynı zamanda müzisyen ve konserleri çıkıyor. Kendisi Erdal Sarıbağ olarak Kayseri'de evet. Müzik yapan ve özgün tarzda bu işi yürüten bir insandı. Ama tabii maalesef bir arada çalışmak, müzisyenlerle bir arada çalışmak çok zordu. Tabii ben gitar kursuna gidiyordum. Sonra babam bana eşlik eder misin dedi. Ben o şarkı falan da söylüyorum. Hatta bir grubuyla beraber ilk 9 yaşımda Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir kitlenin karşısında ilk solistik deneyimimi yaşadım diyebilirim babam sayesinde. Sonra tabii birlikte çalışmaya başladık. Ben 13 yaşımdaydım. Gitar, bağlama, müzikler yapıyorduk beraber. O arada Ozan da tabii 10 yaşında ve daha küçük sanırım. O da mutfaktan işte tencere, tabağı ne bulduysa çalıp sonra baktık onun da ritme karşı bir yeteneği var, bir müziğe karşı bir ilgisi var. Babam onu da bağlama kursuna yönlendirdi. Önce bağlama çalmasını. Daha sonra ama Ozan'ın 6 ay sonra baktık ki tüm enstrümanları çalıyor Ozan. Evet. Ve piyano eğitimi alması gerektiği kanısına vardık. Sonra Ozan da gruba dahil oldu. Aslında bizim yani grup revanının bir araya gelmesi 2000 yılında. Yani ben 13 yaşındaydım. Ozan da 10 yaşındayken biz bir araya geldik. Birlikte müzik yapmaya başladık. Evet. O zamandan bu zamana devam ediyor. Evet, şimdi bir mesaj daha var. Bilur Atmaca İzmir'den. Hoş olduğu için paylaşmak istiyorum. Özellikle sizi de falan, sizi öven bir mesaj. Yücel Bey, konuğunuza ve size başarılar diliyorum demiş. Cem TV ve Cem Radyo'yu halk müziğimize verdiği önem nedeniyle kutlamak istiyorum. Konuğunuzun da sesi bir şelaleden akan saf tertemiz su gibi.
Mümkünse Bahar Hanım'dan canlı şiir veya türkü dinleyebilir miyiz demiş. Çıplak sesle sanıyorum bunu söylemek istemiş. Billur Atmaca İzmir. Şiir okuyamam ama. Evet, evet. Albümde bir şiir okumuşum vardır ama yani burada bir tecrübe edinmedim. Eski olabilir, şarkı olabilir. Şarkı olabilir evet. Tabii ki de söyledim. Evet. Dinliyoruz sizden canlı. Şimdi. Kaş karalır, körke düşür, yavaş yavaş meşeni. Könlüm seste, gözüm yoluda, gözleyirem ben seni. Sabrım gitti, harda kaldı, kaş karaldı kelime yir. Belki benim könlümdeki töyüntünü bilme yir. Öyüntüdü bilmeyir. Öyüntüdü bilmeyir. Aklıma ilk gelen şarkı. Gerçekten bir müzik aletiyle eşlik edilmiş gibi hoş çıktı. Çok hoş gerçekten. Evet, şimdi bir anınız var, onu paylaşacağım sizinle. Kayseri dünyaya geldiniz, yaşınız 4-5 yaşındasınız. Oyuncak mikrofonla pencere önünde ezgi söylüyorsunuz. Evet, karlar düşer şarkısı. Karlar düşer. Evet, evet, o aklıma geldi, demek doğruymuş. Annem hep anlatır. Peki, başka hangi ezgiler vardı hayal dünyanızda o yıllara ait? Şimdi böyle bir aklıma tam gelmiyor ama yani o yıllara ait şarkı. Ben İlk Ayakkı'yı çok dinledim. Evet. Yani aslında benim en büyük şeyimdir. Evet. Çıkış idolümdür. Yani çok severim. Kişiliğini de çok severim. Onun şarkıları zaten hep biliyorum onun şarkılarını. Onun söylediği şarkıları. Tülay German'ı çok severim. Onun sesiyle dinlediğim şarkılar. Yani böyle şimdi ayırt edemiyorum hiçbirini. Peki. Yani şu şarkı diyemiyorum. Peki o zaman Sarı Boğa'ya döndüğümde sen hangi ezgileri söylerdin küçükken? Hani daha çok tabii ben çalıyordum aslında. Evet, evet. Hani 10 yaşından itibaren beste yapmaya başladım gerçi. Şarkı sözü yazmaya, beste yapmaya başladım. İlk bestenin ismi neydi, hatırlıyor musun? Valla neydi acaba? Biliyorum şimdi bayağı bir beste var çünkü de. Hayır hatırlıyorum ben de. Yani saçma sapan sözler evet, olan bir şey vardı. Tabii çok küçüğüz biz. Ozan yazıyor bir şey. Ozan da üretkenlik. Ben şimdi oraya girdim ama böyle bir anımızı anlatayım ben. Hep Kayseri'de de bir abimiz var. Evet. Cengiz Şarlon'da ona da selamlarımızı iletiyoruz. O hep anlatır çünkü. Ozan böyle yazıp getiriyor. Okudu bize böyle karşımızda nasıl olmuş dedi. Ben direkt iğrenç çok çocuksu sözler falan o çocuk ben çocuk böyle ya ama yazıyordu yani. O zamandan yazmaya başladık o şimdi zaman. Biraz daha toparladık tabii artık. Zaten albümde 3 tane Ozan'ın eseri var. Peki bir şey merak ediyorum ben. Gerçi dinleyici de sormuş aynı soruyu ama isterseniz o sorsun ben ondan okuyayım, dinleyiciden okuyayım. Diyor ki müzik hayatınıza tek başına başlamış olsaydınız şu anki başarıyı yakalayabilir miydiniz diyor. Ben soracaktım ama tabii dinleyicimize sormuş, ona haksızlık etmeyelim. Yani evet. Bu kadar ben tabii ki de Fulya Cankat İstanbul'dan evet. Yakalayacağımızı sanmıyorum. Çünkü biz evimizin içinde sürekli bir yani müzik yapma, işte stüdyomuz var. Bir şeyler üretme şansımız var. Biz üretiyoruz. Yani anneniz de söyler mi Ezgi? Annem benim yani şöyle onlarda ağıt kökeni vardır. Yani ağıt durum avşardır annem benim. Öyle bir şeyleri var ama tabii hani şimdi şöyle temiz söylüyor mu? Hayır temiz söylemiyor. Ama yani öyle bir kökleri var tabii ağıt yakarlar. Yani sık sık detone oluyor diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi ama bakın babanız geçmişte bir anı paylaştı. Diyor ki benim annem diyor çok güzel söylerdi, akıcı söylerdi diyor. Demek anneniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yani.
Peki babanızın müzikal gelişiminiz etkisi nasıl oldu? Ne boyutta oldu? Şüphesiz olmuştur. Çok da iyi boyutta olmuştur da. Yani şimdi tabii ki de benim, çok büyük katkısı... Benim sorum değil bu soru. Bu soruyu Fulya'nın tekrar ikinci soru olarak sormuş. Çok büyük katkısı oldu. Yani evet. Babamın biraz daha nasıl diyeyim evrensel düşünmesi sayesinde evet. Normal babam bağlama çalıyor. Evet. Ama ben klasik batı müziği eğitimi aldım. Yani çok farklı... Yani Türk müziği eğitimi almadım, Türk halk müziği ve alanım küçük yaşlarımdan itibaren bu alanda. Yani şan, gitar, piyano, flüt hep batı sazlarıyla ilgilendim ki kaldı ki zaten ses rengim de benim daha çok şan tekniğine yakındır. Ama tabii babamın evrensel boyutta düşünmesi sayesinde bu tarzda biz yön aldık. Fulya Cankat bu soruyu sorunca ben tekrar geri dönmek zorunda kaldım. Notlarım arasında geri tekrar döndüm. Şöyle babanız örneğin arkadaşlarıyla çalışamayınca, grubuyla çalışamayınca evet. Diyor ki ben çocuklarımı geliştirmek zorundayım diyor. Sizi eğitiyor. Ozan Bey eğitiyor değil mi? Sizi nasıl eğitti? Ses anlamında mı? Yok, ben daha önce de... Evet söylemiştiniz, geçmiştiniz ama... Evet gitarla evet. Eşlik etmemi evet. Ön başta evet etmemi istemişti. O şekilde başladık zaten. Zaten şarkı söylüyordum. Bu şarkı söylemek ya da yani doğru ve düzgün şarkı söylemek aslında biraz da Allah vergisi bir şey. Evet. Yani ben yani küçükken o Karlar Düşer şarkısını söyleyebiliyorsam bu bana Allah'tan verilmiş bir şey ya. Ve bunu işlemek de insanlara kalmış ki biz şanslıydık yani babam gibi insan bizim babamız oldu ki bu şeyler ortaya çıktı yetenekler tabii ki de. Ama tabii bizimki biraz yani çok aşırı derecede ortadaydı yeteneklerimiz. Ozan'ın da benim de bu alanda yoksa ben çok başarılı bir insandım yani okusaydım başka alanlarda da yani kendimi geliştirebilirdim ama ben... Fen Lisesi sınavına hazırlanırken bir anda karar değiştirip Güzel Sanatlar Lisesi'ne gideceğim dedim ve bir haftalık bir çalışmayla sınavı birincilikle kazandım. Yani bu tamamen yani nasıl diyeyim Tanrı'nın bize bahşettiği bir şeydi ve bizi o yönde o yönlendirdi ve alem sayesinde de o yönü bulduk diye evet. Düşünüyorum. Şimdi bir anınız var sizin örneğin 9 yaşındasınız ve babanız ya az önce siz söylemiştiniz ama ben üzerinde bir kez daha gidiyorum. Siz 9 yaşındasınız ve babanız kapalı spor salonunda sizi 3000 kişinin karşısına evet, çıkarıyor. Evet. Heyecan nasıldı o an? Hala hatırlıyorum. Hala hatırlıyorum. Benim evet. İlk deneyimimdi. Evet. Kapalı spor salonunda kocaman bir kitle. Evet. Böyle o zamanlar tabii şey değil. Konser böyle platformlar kurulmuyor. Evet. Yerde, spor salonunun yerinde. Yani o zaman evet. 96 yılıydı sanırsam. Yani yanlış hatırlamıyorsam 96-97. Böyle flüt, hatta yanımıza flüt çalan bir arkadaş vardı. Ondan görmüştüm ilk flütü de. Öyle bir şarkı seslendirdim orada. Güzel de tepkiler ama oldu. Ama devamı var bunun? Devamı var. salon ayağa kalkmış, alkışlamışlar evet. Dakikalarca. Onu evet. Söylemiyorsunuz. Ama ben çok heyecanlıydım, onu hiç hatırlamıyorum. Öyle mi peki? Onu babanızın, hiç hatırlamıyorum. Yani, babanızın yaptığı söyleşiden aklımda kalanlar. Evet, evet. Yani çünkü o kadar heyecanlı bir... Sadece ben o sahnedeki duruşumu ve nasıl şarkı söylediğimi hatırlıyorum. O kadar. Öyle bir şey kalmış aklımda ama... Evet. Peki Ozan Bey, siz ilk defa kaç yaşında çıktınız sahneye? İlk defa ben de 9 veya 10 yaşında olması lazım. Aha. O yaşlarda çıktık. Nerede çıktınız? Hangi sahnede? Hatırlayabiliyor musunuz? Hangi ilde? Kayseri'de. Değil mi? Kafede mi çaldık? Kayseri'de. Evet. Şey evet, mi yoksa kafe, bu üniversitenin şey sosyal testleri orada? Orada sürekli çalıyorduk. O bir sonradan evet. Oluşuyor. Ama ilk sahne öyle bir kafede miydi bir şey miydi? Hatırlamıyorum. Öyle bir şey olması lazım. Heyecan var mıydı o noktada o anda? Yok yani yoktu. O zaman çok rahattır. Peki şey Meltem tam Ankara'dan diyor ki bir müzik sevdalısı olduğunuz Türkiye'nin söyleniş tarzınızdan şu anda yapmış olduğunuz sohbette sesinizin titreşinden diyor sizin için belli. Biz radyo başından sizden gelen namelerle adeta kendimizden geçiyoruz. Eve işten çok yorgun gelmiştim. Radyo kanallarında şiir programı arıyordum. Ancak yaptığınız sohbet en çok da söylediğiniz şarkılarla kendimi dinlenmiş olarak hissediyorum. Bu programla bizi lise yıllarımızdaki gençlik dönemimize geri döndürdünüz. Söylediğiniz şarkılar her biri diğerinden güzel. Yüreğinize sağlık demiş. Meltem Tan Ankara. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet. Şimdi siz 13 yaşındasınız. Kardeşiniz Ozan 10 yaşında ve sahneye adım attınız.
Evet. O dönemde şunu düşündünüz mü? Biz artık bu sahnenin tozunu yuttuk. Geri dönüş yok. Yani öyle bir şey düşünmedik. Yani hep yani başladık ve bir anda bizi hayat yani o yönde bu bir aşk aslında. Yani bir şey düşünmüyorsunuz bunu yaparken. Yani o anda onunla müzik yapmanın zevkini yaşıyorsunuz. Ve zaten ikimiz de zamanla bu yolda yolumuzu çizdik. Hem akademik olarak, eğitim olarak hem de performans anlamında. Peki Ozan'a dönüyorum. Ozan Öne, sen çok küçük yaşlarda bazı plakların projektörünü yapmışsın. Ve örneğin geri dönüşler çok iyi olmuş. Örneğin nasıl oldu bu? Çok küçüksün ve insanlar sana nasıl güvendiler? Nasıl itimat ettiler? Nasıl oldu? İşte, küçükten beri ben kayıt yapmaya başlamıştım zaten. Evet. 12 yaşından beri yine. Zaten ilk biz demo kaydımızı revan olarak 2003 yılında aldık. Şeyde Ankara'da. Evet. Oradaki stüdyoyu da görünce daha çok heves ettim. Sonra hani 2-3 yıl sonra da yani 16 yaşındayken artık albüm yapar hale geldim. Stüdyo açtık Kayseri'de. Evet. Sonra 2 sene sonra da buraya geldim. İstanbul'a. Ama şimdi şöyle hani ben seni incelediğimde şunu gördüm. Gerçekten çok küçük yaşlardan müziğe meylediyorsun ve çok büyük başarılar imza atıyorsun. Bu başarılar nelerdir? Aslında sevgili dinleyiciler tam dinleyebilirlerse ilerleyen dakikalardan onu da söyleyeceğiz yavaş yavaş. Evet. Tamam. Yeah. Gerçekten büyük başarı imza atmışsın. Okuyunca tüylerim diken diken oldu. Şöyle yani neden diken diken oldu? Yani duygusallıktan inan. Evet, sağ olun. Evet. Evet. 2008 yılında Türkiye birincisi olmuştum. Mozart'ın Türk Marşı'nı düzenlemiştim. Evet. Zaten ablamla aynı liseden mezunuz. Ben de birincilikte kazandım bu arada. O yarışma nerede olmuştu? Opera Güzel Sanatları'nın düzenlemiş olduğu bir yarışmaydı. İstanbul. Kimler katılmıştı? Yine Avrupa'dan da katılanlar vardı. Türkiye'den de. Yani benim yaş grubumlar o dönem. Ben de Mozart'ın Türk Marşı'nı işte bağlama enstrümanında kullanarak bir sentezli bir aranje yapmıştım, düzenleme yapmıştım. O da çok beğenildi. Öyle. Bir şey merak ediyorum. Örneğin sen Hüsnü Şenlendirici ile beraber çalışıyorsun. Evet. O mu seni buldu, sen mi onu buldun? İkimiz de birbirimizi bulduk diyelim. Yani aslında tabii ben de küçükken böyle izlerdim. Güzel programları vardı TRT'de falan işte. Evet. Yani sonra hani istedim böyle bir beraber çalışmayı. O sonra bir şekilde oluyor, bilmiyorum, böyle şey oluyor yani. Hani insan sevdiği insanla. İlk nerede karşılaştınız Hüsnü böyle? Kendi evinde, stüdyosunda karşılaştık zaten. Sizi çağırdı mı, siz mi gittiniz? Benim işte bizim ilk albümü yapan Kaan abi var. Onunla birlikte gitmiştim ben stüdyosuna. Kaan soyadı? Kaan Kurmuş. Tanıyoruz. Evet. Şey, o da aranjörümüz değil. Sizin ilk albümde değil mi? Evet, ilk albümü o yapmıştı. Evet, o yapmıştı. Evet. Onunla birlikte stüdyosuna gitmiştim. Ben de hatta albümün, Hüsnü abinin o albümünün editlerini yaptım. Kayıtlarını da bulmuştum. Oradan itibaren tanışıyoruz. Güzel. Ve şimdi yine kısa bir ara vereceğiz ve sizin üçüncü çalışmanız olan albümün Yaz Bitti dinliyoruz. Kimdir suçlusu bu ayrılığı?
ömrüme, ömrüme ekledim senin ömrünü. Kalmamıştı senden başka arkadaşım, bir tanem özledim o gülen yüzünü. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuklarımız Grup Revan'ın iki değerli üyesi Ozan Sarıboğa ve Bahar Sarıboğa. Bahar Sarıboğa'nın albüm çalışmasından dolayı konuk ediyoruz kendisini. Çok güzel, hoş bir albüm çalışması var. İlk Nefes adında 10 çalışmalık bir organizasyon. Şimdi bizi mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter adresimiz var, Birlik Sofrası. Evet, şimdi müzik yolculuğunuza siz başlarken idealiniz büyüktü. Ve gerçekten Kayseri Anadolu Lisesi'ni kazandınız. Birincilikle kazandınız hem de. Ve devam ettiniz. Böyle gerçekten kafanıza takmış mıydınız ben bu konuda müzikte çok başarılı olacağım diye? Yani başarılı, ben müzik yapmak istiyordum zaten. Evet. Yani zaten müzik yapmak... kavramı, yani bir işi severseniz, evet, ve isterseniz zaten başarı gelir. O yüzden yani başarı gelir mi gelmez mi diye düşünmedim. Zaten başarı gelecekti. Evet, evet. Çünkü ben bu işi severek ve isteyerek yapıyorum. Evet. O yüzden de eğitim hayatımı da tabii müzik alanında, yani mesleki anlamda da müzik, yani hayatım müzik evet, alanında yönlendirdim. Örneğin üçüncü çalışma yaz bitti. Gerçekten hoş bir çalışma. Sözler Erkan Güneş, müzik size ait Ozan Bey. Bu beste yaparken nasıl duygularla besleniyorsunuz? Ya mesela bu şarkının çıkışı nasıl oldu? İlk albümden, Revan'ın aslında ikinci albümden, Dönerim diye bir şarkım vardı benim. Onun klibini çekiyorduk Kefken'de. Onun klibini çekerken aynı zamanda klip yönetmenimiz de Erkan Güneş'ti. Evet. O esnada ben şeyde dinlenirken gitarlı bir melodiler bulmaya çalıştım. Sonra 5-10 dakika içerisinde söz yazdı Erkan abi de şarkıya. Aslında o şekilde çıktı bir anda. Hani o ruh halini anlayamıyorum ben. Bir anda işte ilham denen şey öyle, o galiba. Yani her zaman da gelmiyor aslında. O şarkı mesela, o klip çekilirken o şarkı yapıldı yani. O şarkı da ablama. Sonra da zaten o şarkı ortaya çıkınca da solo albüm yapma düşüncesi ortaya çıktı. Tabii o da doğru. Her şey böyle birbirine karma gelişti. Şu anda dinleyicilere bu albümü sunduk. Evet, şunu dikkatimi çekiyor. Örneğin besteler genellikle sizin ağırlıklarınız. Yani 4 tane senin çalışman var diye. 3 tane. Hafızamda 4 tane demek düzelttin, sağ ol. Az bir çalışma değil gerçekten. Gerçek. Yani şu var. Örneğin Atol Behramoğlu konuğumdu bundan yıllar önce. Şöyle demişti. Bir iki mısrayı yakalıyorum, ardından sonra diğer mısralar geliyor demişti. Sende nasıl oluyor bu beste çalışması? Yani aslında bazen işte ben de genellikle
o anda oluyor. Müzikle evet. Söz aynı anda çıkıyor. O işte 10-15 dakika içerisinde. Ya da tabii bazen sözünü beğenmiyorum. Ufak evet. Tefek oynamalar yapabiliyorum. Değiştiriyorum. Ama tabii hissettiğim o temadan çıkmıyor yine şarkı. Belli bir işte adından, hani sözünden dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü o anki çıkan ruh halini seviyorum ben. Bazen çok kıyamıyorum, bozamıyorum şarkının ilk halini. Böyle bir durum yani. Evet. Bunlar haftalar önce hocamız İzzettin Önder'i çağırmıştık buraya. Profesör İzzettin Önder, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. O da makaleleri yazarken ben dedi ilk duygularımı kaleme alıyorum. Sonra değiştirmiyorum makaleyi demişti. Evet. Şimdi aynı şeyi sizden duyunca evet, örtüştü birbiriyle. Demek ki gerçekten büyük düşünmek bu olsa gerek diye. Yani bilmiyorum. Hani evet. Ben kıyamıyorum ben de. İlk duygular çünkü çok güzel oluyor. Evet. Sonradan çünkü bazen örneğin değiştirir. Örneğin hani bazı yerler sivri söylenmiştir. Oralar evet. Törpülenir. Yani fazla kelime olur veya evet, az kelime. Evet. Biraz azaltırsınız kelimeleri evet, vesaire. Evet. Evet. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Örneğin siz müzik aşığı bir babanın kızı ve oğlusunuz. İlk sahneye çıktığınızda grubun ismi neydi? Ne vermiştiniz? Grup Revan değil tabii. Başka bir isim. Erdal Sarıboğa grubuydu önce. Evet. Çünkü babam zaten tanınıyordu. Evet. Biz eşlik ediyorduk ona. Sonra zaten grup ismi albüm çalışmasında ortaya çıktı. Yani biz 2005 yılında işte albüm çıkardığımızda tabii 2003'te ilk demo çalışmasına başladık. 2004'te stüdyo kayıtlarımız başladı. Evet. Ankara'da Kaan Kurmuş'la çalıştık. 2005'te de tabii o arada biz Kayseri'den Ankara'ya gidip gelmek için Kayseri stüdyoda olmadığı için Kayseri'den Ankara'ya sürekli gidip gelmek zorunda kaldık. Ve arabamızı sattık. Evet. Evet. Dolayısıyla o dönemde tabii gruba bir isim, ne olsun isim? Yani ilk önce fikir işte isimlerimizin baş harfi olsun. Ebo falan. Sobe. Garip garip isimler çıktı. Erdal Bahar Ozan. Sarıboğa. Evet. Ozan Bahar. Evet. Erdal diye böyle evet. Çeşitli grup isimleri çıktı. Tabii hiçbiri olmadı. Sonra yine tabii albümde de benim sanat danışmam Mehmet Doğan Güneş. Evet. İşte gittiniz geldiniz arabayı da sattınız. Sizin isminiz işte yola yaya çıkmak, yani yola koyulmak anlamına gelen Revan olsun dedi. Aa bu çok güzelmiş dedik ve Grup Revan. 2005 yılında Grup Revan olarak çıktık tabii. Öncesinde evet. Bizim normalde grubumuzun bir araya gelmesi 2000 yılı. Bir şey merak ettim. Mehmet Doğan Güneş'le olan dostluğunuz şüphesiz yıllardan beri tabii. Var. Müzik anlamında kaç yıldan beri çalışıyorsunuz? Vallahi ben 20 yıldır tanıyorum. Evet, 20 yani, yıldır da çalışıyoruz 10 yani. 10 yaşından beri yani. Bizim abimiz. Daha küçükken tanıyorum evet. Mehmet Doğan Güneş'in en çok yazdığı sözler çok hoşuma gidiyor. Gerçekten şair, gizli şair diyebiliriz tabii kendisine. Tabii albümde 3 tane eser evet, kendisine evet. Aittir. Aynı zamanda evet. Sanat danışmanlığı evet. Yapmıştır albümü. Değil mi? Aslında ilk 2 albümü de yapmıştı sanat danışmanlığı. Tabii, evet, tabii. Evet, mutlaka. Evet. Yani hep zaten evet, hep Grup Revan 3 kişiden oluşuyor ama o da bir 4. grup diyebiliriz. Yani. Şimdi bir mesaj var. Çok duygulandım. Ben sizi dinlerken onu da okudum. Bazı dişlerimi sıkıyorum o kadar hoş güzel duygulanmamak için. Şimdi diyor ki bu mesaj şöyle bir mesaj. Hemen Yeter Polat Belçika'dan. Bakın Belçika önemli çünkü okudum daha iyi anlayacaksın mesajın önemini. Diyor ki ben aslen Orduluyum. En son Seyduna albümünde Gitmek Gerek şarkısını evet. Sizden dinlemiştim. Sizin için söylüyor. Bu şarkıyı dinlediğimde Ordu'nun yeşil bahçesinde geziniyor gibi mutlulukla çeviriyorum. Bir kadın olman ve başarılı bir kadın olman dolayısıyla da bizim için önemlisin. Kadınların köle düzeniyle yaşadığı bu coğrafya düzleminde varlığınız bize hep güç hem de mutluluk veriyor. Hayatın her alanında olduğu gibi müzikte de kadınların daha fazla temsil edilmesi sevincimizi misliyle arttırıyor. Seni ülkeme duyduğum hasretle kucaklıyor. Gözlerinden öpüyorum dedi. Bu son çok final cümlesini yıktı yani. Evet. Ben de çok çok evet. Öpüyorum. Kendilerine selamlarımı, evet. Sevgilerimi Yeter yolluyorum. Yeter Polat Belçika. Valla duygulanmadım. Duygulandım yani gerçekten. Şimdi evet. Şimdi baba kızın müzik yapmasına Ozan kayıtsız kalmamış. Ben geri dönüyorum tekrar çocukluk dönemine. O da evde ne buluyorsa kapkacak hepsini koymuş masa üzerine. Vurmalı çalgılarla eşlik etmiş. Ama bakın başka baba olsa der ki oğlum bunları kıracaksın. Al şu köşeye falan kızıp azarlayabilir. Ama gerçekten Erdal Sarıboğa babanız ondaki ritmik
yani ritmin düzenli ve güzel olduğunu anlıyor. Sizin söylediğiniz türkülerle örtüştüğünü görüyor ve geliştiriyor oğlunu, Ozan'ı geliştiriyor. Ozan Sarıboğan'ın bu noktaya gelmesinde Erdal Sarıboğan'ın babanızın büyük etkisi var. Tabii gerçekten, hepimizin, evet, yani evet. Hepimizin üzerinde, benim de Ozan'ın evet, da evet. Üzerinde. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Daha önce de size söylemiştim, paylaşmıştım radyo programı öncesinde. Suavi de çocukken, onun tabiriyle söylüyorum, onun tabiriyle. Diyordu ki evdekileri gönderiyordum dışarı. Ben diyor masa üzerine koydum diyor kapkacakları. Onlarla kalemlerle, bagit kalemler varmış. Onlarla ritmik sesler çıkartmaya çalışırdım diyor. İkinci Suavi geliyor diyelim. Sizin için Ozan Bey. Ama sevgili dinleyiciler, görün o kadar da mütevazi, o kadar da böyle dingin bir arkadaş. Hiç demezsiniz ki başarılar bunu, altına imzasını atmış diyemezsiniz Ozan için. Evet. Şimdi ardından babanız, kardeşiniz Ozan Sarıboğa'yı müzik kursuna gönderiyor. Değil mi? Evet. O müzik kursu nasıl bir kurstu? Nerede gittiniz? Yavuz ilk Şaban Hoca'ydı galiba. 7 yaşında evet. Kaç 3 ay mı 6 ay bir bağlama kursuna gittim. Yani nota eğitimi aldım orada. Hakan Hocam da vardı. Evet. Sonra şeye geçtim. Yani bağlamadan sonra ablamdan gitar. Ben gitar öğrettim. Tabii evet. Gitar 9 yaşında gitar öğrendim. Gitar hocası o da benim. O da bir gün böyle bir çalıştık birlikte. Ondan sonra ben kendim böyle kaptım olayı. Devam ettirdim yani. Ondan sonra 10 yaşından sonra klavye kursuna, piyano kursuna gittim. Orada o gittiğim yerde YSK müzik eviydi. O gittiğim yerde de yüksek için kuru değildi. Değil mi? Yok yok. Değildi. Bir sürü enstrüman vardı. Gitarlar, şunlar, baslar, davullar. YSK olunca evet, açılımına. Evet. Davullar falan. Evet. Orada işte çaldık. Yani başka enstrümanlar çalmaya başladım. Evet. Bir şey öğrenmek istiyorum. IQ'nuz kaç? Onu ölçmedim ya. Ölçmedim. Gerçekten yani inanın. Bu küçük yaşlarda bu kadar büyük başarı imza atmak müthiş. Peki şeyi merak ediyorum. Böyle bir sohbette ya da bir oturumda, bir konuşmada konsantre olur musunuz? Kendinizi verir misiniz konuşmaya ya da derse, herhangi bir şeye kendinizi verir misiniz? Yani veririm tabii. Ya ama mesela bazen üniversiteye gittiğinde akustik çok kötü oluyor bazı üniversitenin şeyinde. Dersi 20 dakika sonra dinleyemiyorsun, böyle kafa dağılıyor falan. Ama onun haricinde dinliyorum yani, şeyde sıkıntı yok. Peki müzikte nasıl yoğunlaşıyorsunuz? Bu hani bu başarı yakalamak gerçekten, hani bir de öğrenelim biz bu tiyoları, öğrenelim ona göre gençlere bu konuda bir de tiyo verelim. Sizin yani çok çalışmak. Çok çalışmak. Sadece o yani, başka bir şey değil. Yani çok ama çalışmak. Ben şunu öğreniyorum. Örneğin bir enstrüman çalmayı öğreniyorsunuz, ardından 7'ye çıkarıyorsunuz enstrüman sayısını. Bu çalışmakla mı oldu? Yani tabii ki yıllardır çalışıyorum ben. 10 yaşından beri çalışıyorum yani. Merak da çok. Bir de tabii şey de önemli. Hani sıradan bir şey bile ben hemen internetten araştırırım veya bir şekilde kendim arayıp bulabilirim yani. Evet. Yani günlerimi, yani günde 10-12 saat stüdyomda zaten vakit geçiriyorum ben. Evet. Çalışıyorum bayağı yani. Hıdır Yalçın İstanbul'dan diyor ki, hayatınızda müzik olmasaydı o boşluğu neyle doldurdunuz diyor size. İkinize birden sormuş. Valla hayatımızı hiç düşünmedim ama hayatımda yine müzik olurdu herhalde. Peki diyor ki, müziksiz geçen bir günün ardından kendinizi nasıl hissediyorsunuz diyor. Suçlu. Bir yalçın. Öyle mi gerçekten? Ya şimdi şey. Yani böyle... eksik, hani bir şey gibi düşünün. Vücudunuzun bir parçası, hani bir organ, ne bileyim bir yani vücudunuzun bir parçası gibi oluyor artık. Evet. Yani o müzikle zaten öyle bir günümüz hiç geçmedi bizim. Hep vardı. Evet. Ya teori olarak vardı ya da işitsel olarak vardı. Ama müzik hep vardı hayatımızda. Yani boşluk geçirmedik hiç. Şimdi sevgili Cezmi Ersöz abimiz konuğumuzdu. Eğer bizi dinliyorsa selamlar olsun. Bodrum'da oturuyor şu anda. Onun bir ifadesi vardı. Çok söyler bu ifadeyi. Diyor ki, örneğin ben hani zaman zaman... yazarlık hayatından geri çekilmek istiyorum. Çünkü zor bir iş. Gerçekten kendinizi vereceksiniz, konsantre olacaksınız, yazacaksınız. Ama dışarı çıktığımda masa beni çağırıyor. Yazmam lazım. Öyle bir hayat gidiyor. Yazamıyorsun, yazsan da hayat yaşamak istiyorsun. Böyle bir kısır döngüler içerisinde dönüyorsun. Sonunda masaya gidiyorsun ve yazıyorsun yazar olarak diyordu. Sizde nasıl oluyor? Örneğin müziksiz geçen bir gün nasıl? İşkence mi? Benim hiç geçmedi müziksiz. Evet. Yani enstrüman çalışmıyorsam bile mutlaka
müzik hakkında bir şeyler okuyordum ve yeni bir şeyler öğreniyordum. Yani okumak da, genel kültürünü geliştirmek de müziğe dair bir şeydir çünkü. Evet. Çünkü müzik çok yani geniş bir derya. Yani çok geniş. Sadece yani biz evet dinliyoruz ama bir de bu işi yapmak için öğrenmemiz gereken işte armonisiydi, formuydu, işte notalarıydı, melodisiydi, sözleriydi. O kadar çok şey var ki. O yüzden bunlarla da haşır neşir olunca ben yani müziğin içinde her şey var. Yani edebiyat var, felsefe var, matematik var. O yüzden yani hayatın tüm noktasında müziğin olmadığını inkar etmek biraz şey. O yüzden biz de mesleki anlamda hep yani hayatımızda müzik oldu mutlaka. Yani hiç öyle bir boşluk geçmedi benim ama mesela enstrüman çalışmadığım zamanlar oldu. Olmadı değil çünkü bazı işte işlerim, evrak işlerimden dolayı. O zaman tabii böyle hani bir şey gibi su ihtiyacı gibi hissediyorsun. Yani böyle ay böyle bir şey. Ama çalınca da işte rahatlıyor. Dediğim gibi artık bir nasıl diyeyim vücudun bir parçası haline geliyor o da artık. Yani bedeninizin bir parçası haline geliyor. O yüzden o büyük bir eksiklik oluyor. Peki Ozan Bey size döneyim. Siz nasıl oluyor müziksiz geçen bir gün? Aslında geçmiyor artık günümüz dünyasında. Hani müziksiz bir şey nasıl diyeyim? Çünkü bir şekilde ben laptopta bile artık bir çalışma ortamı kurdum. Dışarıda bile çalışabiliyorum. Mix yapabiliyorum veya ne bileyim işte artık öyle bir şeye geldi dünya. Yani ben kendim öyle bir şey oluşturdum. Yani her gün müzik var hayatta. Yani kafada bile bir şeyler çalıyor. Her gün böyle bir şeyler olabiliyor. Bir anda beste geliyor, bir şey not alıyorum vesaire. Müziksiz geçmiyor yani. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Siz bana size neyi hatırlatıyor onu söyler misiniz bana? Erciyes Üniversitesi Sosyal Tesisleri desem ne ya, aklınıza müzik geliyorsun? Yaptık orada müzik grup revan olarak. Evet, evet, üçümüz sürekli. Evet. Nasıl başladı orada çalışmalar? Yani biz babam, Ozan ve beraber ben üçümüz orada evet. Müzik yapıyorduk. Yani herhalde lisedeydik değil mi? Onu da tam hatırlamıyorum. Sen üniversiteye geçtin. Sonra üniversiteye geçtim. Evet. Yani öyle müzik. Şey var orada bir ilginç bir not var. Babanız örneğin söylemiş diyor ki biz diyor sona doğru hareketli bir ezgi çalardık diyor. Hareketli bir ezgi icra ederdik diyor. Halk bizi alkışlardı. Kucaklardı, biz de fotoğraf çektirirdi. Önemli bir sanatçıymışız gibi. Evet, tabii çok evet, ilgi şeyler. Yani çok ilgi gördük. Evet, orada evet. Bir de oraya gelenler genelde hocalardı zaten. Yani üniversitenin işte rektörler, dekanlar, yani üniversitenin hocaları geliyordu. Ve onlardan böyle güzel tepkiler almak, evet, dışarıdan evet. Gelen hocalar oluyordu. Evet. Ve evet çok yani hediyeler getiren konuklar bile oldu yani o zamanlar. Evet, evet. Çok seviyorlardı. Şimdi babanızın şu ifadesine takıldım. Biz önemli bir sanatçılarmışız gibi diyor. Halbuki örneğin siz de öylesiniz, siz de öylesiniz, babanız da öyle. Gerçekten hani örneğin ikiniz için bu sanatçı ifadesini kullanabilirim Ozan ve sizin için. Teşekkür evet, ederim. Evet. Çünkü neden bunu kullanıyorum? Bu sözcük çok kolay kullanılmaz. Evet. Siz emek veriyorsunuz ve bununla ilgili akademik eğitimler de aldınız. Örneğin siz yüksek öğretim üyesisiniz değil mi? Araştırma evet. Görevlisiniz. Evet. Evet. Doktorluk ne zaman? Doktora bitiyor. Bir yıl kaldı. Olsun. Bir sene sonra doçent geldi. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi. Harika. Evet, evet. Akademik kariyer yapacaksınız. Ne güzel. Profesörlüğü falan düşünüyor musunuz ileriki aşamalarda? Tabii ki de. Ben bir de çok çalışıyorum. Yani evet. Sempozyumlara gidiyorum. Makaleler de yazıyorum. Yurt dışı, yurt içi sempozyumlara konuşmacı olarak da gidiyorum aynı zamanda müzik